Merhaba çocuklar. Bugün dersimizde sizlerle 5 ne 1 ke konusunu öğreneceğiz. 5 ne 1 ke olarak ifade etmemizin sebebi ise Türkçe kalıplarına uygun bir biçimde ifade etmek içindir. 5 ne 1 ke soruları neler? 5 ne 1 ke sorularına biz neden ihtiyaç duyuyoruz? Bunları cevaplandırarak konumuza başlayalım. Okuduklarımızı ya da dinlediklerimizi daha iyi anlayabilmek için 5 ne 1 ke sorularına ihtiyaç duyarız. Ne, nerede, ne zaman, niçin ve nasıl soruları 5 ne sorularını ifade etmektedir. 1 ke sorusunu ise kim sorusu ifade eder. Soruları örnekler vererek açıklayalım sizlere. İlk sorumuz ne sorusu. Ne aldı? Ekmek aldı. Burada ekmek kelimesi ne sorusuna karşılık gelmektedir. İstedi, ne istedi? Oyuncak istedi. Örnekleri verilebilir. İkinci sorumuz ise niçin ya da neden? Uyanamadı. Niçin uyanamadı? Geç yattığı için uyanamadı. Çok mutluydu. Niçin çok mutluydu? Dedesi geldiği için çok mutluydu. Örnekleri verilebilir. Bir diğer sorumuz ise ne zaman? Gelecek. Ne zaman gelecek? Otobüs saat 7'de gelecek. Kar yağdı. Ne zaman kar yağdı? Dün gece kar yağdı örneği verilebilir. Bir diğer sorumuz ise nasıl? İçeri girdi. İçeri nasıl girdi? Koşarak girdi. Tatile gitmiş. Tatile nasıl gitmiş? Uçakla gitmiş. Örneği verilebilir. Son sorumuz ise nerede sorusu. Yaşıyorum. Nerede yaşıyorum? İstanbul'da yaşıyorum. Bulunacağım. Nerede bulunacağım? Parkta bulunacağım. Örnekleri verilebilir. Bir diğer sorumuz ise kim? Buldu. Kim buldu? Arkadaşlarım buldu. Gelecek. Kim gelecek? Dayımlar gelecek. Servisi kaçırdım. Kim kaçırdı? Ben kaçırdım. Ayşe akşam geç yattığı için okula geç kaldı. Cümlesine baktığımızda ise geç kaldı. Kim geç kaldı? Ayşe geç kaldı. Örneği verilebilir. Teyzem bizim evde 10 gün kalacakmış. Cümlesine baktığımızda ise kalacakmış. Kim kalacakmış? Teyzem kalacakmış. Örneği verilebilir. Burada birkaç tane örneğimiz var. Dilerseniz defterlerinize bu örneği yazabilirsiniz. Yapamadıklarınızı da bizlere iletebilirsiniz. İyi günler diliyorum.